Hazırlık. Sizce teknolojik ürünlerin faydaları kadar zararları da olabilir mi? Örnekler vererek söyleyiniz. Evet olabilir, insanların hareketsiz kalmaları ve sağlık sorunlarına neden olur. Sosyal ilişkileri olumsuz etkiler. Göz, duyu organı, beyin ve bedenimizi olumsuz yönde etkiler. Kişisel verileri çalınmasına sebep olabilir. İnsanlar toplumdan uzaklaştırıp insanlar arası iletişimi azaltır. Aşağıdaki ve sonraki sayfadaki resimleri inceleyiniz. Resimlerden hareketle metnin konusunu tahmin ediniz. Radyo ve hayvanların yaşamı olabilir. Kara kutu. Sincap hızla ağaca tırmandı. Tarla faresi taşların arasına gizlendi. Kaplumbağa başını kabuğunun içine çekti. Uzaklardan gelen ses gittikçe yaklaşıyordu. Kirpi toprak yuvasından başını uzattı. "Ne oluyor böyle? Nedir bu gürültü?" diye seslendi. "Çabuk saklan!" diye bağırdı sincap. "Bir insan geliyor. Amma da çok ses çıkarıyor," dedi kirpi. "Hiç böylesini duymamıştım. Bir kişi olduğuna emin misin?" "Sanki birçok kişi gibi geliyor bana da. Bir tek kişi bunca sesi nasıl çıkarır?" dedi kaplumbağa. "Yalnızca bir adam görünüyor," dedi sincap. "Böyle bağırdığına göre de bir sorunu olmalı. Saklanın çabuk, yaklaşıyor." Artık zaten kendi seslerini bile duyamaz olmuşlardı. Bütün hayvanlar susup yuvalarına çekildiler. Adamın geçip gitmesini, bu gürültünün de sona ermesini beklediler. Oysa yavaş yavaş yürüyerek gelen adam tam da oraya, ağacın altına oturuverdi. Elinde küçük bir kara kutu vardı. Aslında bütün sesler de o kara kutudan çıkıyordu. Ama hayvanlar bunun böyle olduğunu bilemezlerdi. Ses bangır bangır yükseliyor, koruluğun derinliklerine yayılıyordu. Tüm hayvanlar kulaklarını tırmalayan bu sesten uzaklaşmak için yuvalarında biraz daha derine çekildiler, biraz daha büzüldüler. Oysa adam hiç de rahatsız gibi görünmüyordu. Elindeki kara kutuyu yere bırakmış, ellerini ensesinde keyifle kenetlemiş oturuyordu. Az sonra da uzanıp yattı yere. Koruluktaki tüm hayvanlar adamın sonunda yorulacağını, böyle garip sesler çıkarmaktan vazgeçeceğini umuyorlardı. Ama nerede? Ses arada çok kısa bir süre kesiliyor, sonra hemen gene başlıyordu. Uzunca bir süre geçti. Sonunda adam doğruldu, kalktı ve yürüyüp gitti. Gözcü sincap, "Oh, çok şükür işte gitti," diye seslendi diğer hayvanlara. Yuvalarından çıkan hayvanlar rahat bir soluk aldılar. "Neyse ki sesini de alıp götürdü," dedi tarla faresi. "Umarım bir daha gelmez," dedi kirpi. "Doğrusu şu insanlar çok garip yaratıklar," dedi kaplumbağa. "Seslerini bir kutuda biriktirip saklıyorlar. Sonra da bizim rahatımızı kaçırmak için gelip burada boşaltıyorlar. Aynı çöplerini boşalttıkları gibi." Ayla Çınaroğlu. Birinci etkinlik. Metnin konusunu yazınız. Doğadaki hayvanların radyo denen kara kutudaki sesten rahatsız olmaları. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayarak yazınız. Ormandaki hangi hayvanlar yaklaşan bir sesten dolayı tedirgin oluyor? Kaplumbağa, sincap, kirpi ve tarla faresi. Adam gelip nereye oturuyor? Bir ağacın altına oturuyor. Yüksek ses nereden çıkıyor? Radyo denen kara kutudan. Hayvanlar sesten iyice uzaklaşmak için ne yapıyor? Yuvalarında biraz daha derine çekiliyorlar. Hayvanlar hangi konularda insanlardan şikayet ediyor? İnsanların çöplerini onların yaşam alanlarına boşaltmalarından ve onları gürültüyle rahatsız etmelerinden şikayetçidir. Üçüncü etkinlik. Metindeki olayları sırasıyla anlatınız. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatınız. Metindeki olayları anlatırken önce, sonra, daha sonra, en sonunda gibi ifadeler kullanmayı unutmayınız.
Önce uzaklardan gelen sesten dolayı hayvanlar tedirgin olmuştur. Sonra bir insan elinde kara kutu ile ağacın altına oturmuştur. Daha sonra radyodan gelen yüksek ses hayvanları çok rahatsız etmiş ve hayvanlar yuvalarında derine çekilmiştir. Bir süre sonra insan oradan uzaklaşmış. En sonunda hayvanlar bir araya gelerek insanların çöplerinden ve gürültülerinden şikayetlerini konuşmuşlardır. Dördüncü etkinlik. Teknolojiyi kullanan insanların, başka insanlara ve canlılara zarar vermemesi için neler yapmaları gerektiği hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. Yazdıklarınızı destekleyen bir resim yapınız. Başka canlılara zarar vermemek için teknolojiyi yerli yerinde kullanmalı, diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale edilmemelidir. Doğaya zarar vermeden teknolojinin faydalarından yararlanmalıdır. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki karikatürleri inceleyiniz. Karikatürlerde verilen mesajlar hakkında bir konuşma yapınız. İnsanlar denizleri, gölleri ve akarsuları atıkları ve çöpleriyle kirletmektedir. Denizlerde yaşayan canlıların yaşam alanları kirlendiği için nesilleri yok olmaktadır. Kendi yaşam alanlarında rahatça yaşayamamaktadırlar. Kirli yaşam alanları diğer çevreleri de etkilemektedir. Bu nedenle biz insanların bilinçlenmesi, temiz çevrede yaşaması ve geleceğimiz için temiz bir çevre bırakması gerekmektedir.